Bugün günlerden Salı. Salı günlerinde konuşuyoruz. Kendi yan işinizi nasıl kurabileceğinizi anlatmaya çalışıyorum sizlere. Ve bugün iyi bir içerikle karşınızda olduğunu düşünüyorum. Bugün çünkü yan iş fikrini nasıl bulursunuz üzerine duracağım. Evet biliyorum YouTube'a girip yan iş fikirleri derseniz bir sürü orada fikir çıkar karşınıza. Ama size uygun ne var? Hem yapmaktan hoşlanacağınız, hem iyi yapabileceğiniz ve bir süre sonra paraya dönüştürebileceğiniz ne var? Bunu nasıl bulursunuz? İşte bununla ilgili bugün size bir sorgulama tekniği sunmaya çalışacağım. Bu sorgulama tekniği aslında temelde kendinizi sorgulamakla ilgili, kendinizi daha iyi tanımakla ilgili. Çünkü unutmayın, bir yan iş temelde ilk başlarda sizin becerilerinizle, sizin arzularınızla şekilleniyor. O yüzden bugün birkaç soru çerçevesinde kendinizi daha iyi tanımanızı ve buralardan ürettiğiniz bilgilerle, buradan ürettiğiniz içgörülerle bir iş fikri bulmanıza yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada bu işi tek başınıza, bu egzersizi tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Arkadaşlarınızla, sizi iyi tanıyan insanlarla, belki iş arkadaşlarınızla, belki samimi olduğunuz, güvenebileceğiniz bir yöneticiniz varsa onlarla konuşarak bu egzersizi yapmak daha iyi olabilir. Çünkü o durumda kendinizi daha iyi tanımak, dışarıdan gözlemcilerin görüşünü almak da mümkün hale gelir. Birinci önerim, neyi iyi yaptığınıza bir bakın. Neyi doğal olarak iyi yaptığınıza. Mesela benim için bu temel beceri hep konuşmakla, yazmakla ilgili şeyler oldu. Sizin de eminim kendinize özgü beceriniz var. O size yol gösterebilir, ışık tutabilir. Eğer diyorsanız ki ya hocam benim pek iyi yaptığım bir şey yok, kendime güvenmiyorum diyorsanız o zaman etrafınıza sorun. Mutlaka sevdikleriniz size bir konuda güçlü olduğunu söyleyecektir. O güçlü olduğunuz alan üzerine yan iş kurabileceğiniz sahanın temel belirleyicisi olur. İkinci bakmanız gereken konu, neyi yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Hani böyle size kimse söylemese de, kimse sizden öyle bir şey istemese de, sonuçta bir beklentiniz olmasa da, bir ödül olmasa da ucunda yapmaktan hoşlandığımız şeyler var hayatta. Benim için bu ne oldu? Hep okumak, araştırmak, özellikle teknoloji, teknoloji insan hayatı üzerindeki etkisi, teknolojinin iş hayatı üzerindeki etkisi, teknolojinin yatırımlarla ilişkisi. Bunlar hep uzun yıllarda ilgimi çeken konular ve bunlardan bir beklentim yokken de, böyle videolar falan hazırlamazken, yazılar yazmazken de bu konuları hep araştırıyordum. İşte bu da sizin aslında doğal olarak yapmayı hoşlandığınız şeyi size gösterir. Ve bu bir yan iş kurarken çok önemli, çünkü daha evvel şu videomda bahsetmiştim, yan iş hoşlandığınız bir alanda olmalı. Çünkü bu da vakit alan bir iş, enerji tüketen bir iş. Ana işinizin üzerine eklediğiniz bir mesele bu. E bir de hoşlanmadığınız bir şeyse bu iş yürümez. O halde ikinci kriterimiz, hoşlandığımız şey ne? Ve bunu doğal olarak zaten şu andaki hayatınızda görüyor olma ihtimaliniz son derece yüksek. Kendinize sormanız gereken üçüncü soru, çevrenizde kimler var? Hangi çevrenin hangi ekosistemi içerisindesiniz? Çünkü bu çevre sizin ilk müşterinizi oluşturacak. Bu çevreden bazı arkadaşlar ileride takım arkadaşlarınız olacak. Bu çevre size fikrinizle ilgili geri bildirim verecek. Bu çevrenin ihtiyaçlarını iyi anlıyorsunuz. Onlara yönelik bir çözüm geliştiriyor olabilirsiniz. O yüzden içinde olduğunuz çevre önemli. Ben kendi işimi kurarken öncelikle beyaz yakalı dünyasına yakın birisiydim. Beyaz yakalıların dertlerini anlayan birisiydim. Şimdi zaman içinde tabii evrildim. Şu anda biraz daha girişimci, yatırımcı dünyası içerisindeyim. Ama içinde olduğunuz çevre çok önemli. Çünkü hem geliştirdiğiniz ürünleri onlar satın alabiliyorlar, hem onlarla ilişkileriniz sayesinde işinizi büyütüp genişletebiliyorsunuz, hem de doğru ürünü tasarlamak konusunda size sıkı geri bildirim verebiliyorlar. Dördüncü madde, kendi hayat hikayenizle ilgili. Geçmişte neleri denediniz ve bunlarda başarılı ya da başarısız oldunuz. Bunlardan dersler çıkarttınız ve başka kimler bu derslerle ilgilenir? Çünkü en kolay yardımcı olabileceğimiz insanlar bizim de aynı süreçleri yaşayan, bizim problemlerimizden muzdarip insanlar. Onlara yönelik çözümler geliştirebilirsek çok başarılı olacağız. O halde ben neyi yaşadım önemli. Ben neler yaşadım? İflasım oldu biliyorsunuz. Daha evvel bir videomda anlatmıştım. Şurada linki var. Daha evvel bir işler kurduğum, büyüttüm, küçülttüm. Beyaz yakalı geçmişim var. Yatırımcı geçmişim var. Bazen başarılı, bazen başarısız oldum. Bir sürü hikayem var. Ve bu hikayelerden çıkardığım bir sürü ders var. Herkes aynı bu hikayeleri bir daha yaşamasın. Özellikle başarısızlık bölümlerini, özellikle sorunlu bölümlerini. İşte onları anlattıklarım o yüzden ilgi çekebiliyor. Bu dönemde kendi geçmişinize bir bakın. İyi veya kötü yaptığınız neler oldu? Buralardan çıkacak çok ders var. Çok iyi kilo verdim. Alın size büyük bir alan. Hayır, kiloyu veremedim. O da iyi bir alan. Mühim olan kendi hayat hikayenizden çıkaracağınız ve başkanınızın ilgisini çekecek dersler. Beşinci madde doğrudan dördüncü maddeyle bağlı. Bir şeyler yaşadınız, dersler çıkardınız. Peki sizin 4-5 yıl önceki versiyonunuz neyi bilseydi iyi olurdu? Çünkü en kolay hizmetlerimize ayarlanacak insanlar bizimle aynı yolculuktan geçen, bizimle benzer sorunlar yaşayan insanlar. O sizin için ne olurdu? Öyle bir ders ne olurdu? 4-5 yıl önce size ne söylenseydi altın değerinde olurdu. Bunu bulduğunuz anda belki de kendi yan işinizi bulmuş oluyorsunuz aslında.
Altıncı madde bilgiyle ilgili. Neyi başkalarından daha iyi biliyorsunuz? Veyahut da neyi başkalarından daha kolay öğrenebiliyorsunuz? O kadar hoşuma gidiyor ki YouTube'a bakıyorum, sadece bilim üzerine yayın yapan kanallar var. Sadece tasarım üzerine yayın yapan kanallar var ve hepsi çok başarılı bunların. Çünkü bu kanalların sahipleri ya bu konuyu gerçekten çok iyi biliyorlar ya da süper öğrenebiliyorlar, bir de iyi anlatabiliyorlar. O yüzden bir bilginizi yoklayın bakalım. Siz neleri iyi biliyorsunuz? Başkanın ilgisini çekecek neler anlatabilirsiniz? Bunları nasıl iyi prodüksiyonlara dönüştürebilirsiniz? Veyahut da öğrenme merakınız nerede? Ben demin bahsettiğim teknoloji gibi alanlarda, yatırım gibi alanlarda hem bilgim iyi hem öğrenmeye çok meraklıyım. Saatlerce bu konularda okumalar yapıyorum, araştırmalar yapıyorum, insanlarla konuşuyorum. Bu benim çok çok hoşuma gidiyor. Ve geldik son ve önemli maddeye. Bütün bu şu ana kadar anlattıklarımı gözden geçirin. Önce bunları bir kağıda yazın uzun uzun detaylı. Hatta yakın sizi seven, bir iki destek olmak isteyen insan onları gösterin. Onlardan da geri bildirim alın. Belki onların ekleyeceği şeyler var. Belki sizin kendinizi zayıf gördüğünüz bazı yönler var. Oysa onlar orada fırsatlar görüyorlar. Bazen dışarısı bizi bizden daha iyi tanıyor açıkçası. Sonra bunları bir kağıda dökün. Hatta böyle duvarlarınıza post-itler yapıştırın istiyorsanız. Sonra bir beyin fırtınası yapın. Bu beyin fırtınasını kendi başınıza yapabilirsiniz. Birkaç arkadaşınızla beraber yapabilirsiniz. Ve beyin fırtınasının amacı bütün bunlardan niş, küçük de olsa bir kitlenin ilgisini çekecek ne ürün çıkabilir? Ve bu sizi hem mutlu eder hem başkalarına faydası dokunur mu? Ve ileride bir gün belki para kazanacak bir işe dönüşebilir mi? Benim kendime bulduğum niş şöyle bir yer oldu. Şimdi yatırım konusu bir sürü insan konuşuyor ama onlar genelde makroekonomi anlatıyor, döviz anlatıyor, altın anlatıyor, başka bir şeyler. Veyahut da teknik analizciler var. Onlar da bol bol grafik gösteriyorlar. Ben geleceği, teknolojiyi yatırımla bağlayan ve bunu insan hayatının yatırıma oryante olmasıyla birleştiren bir yol çizdim kendime. O yüzden her hafta hem yatırım fırsatları konusunda hem o yatırımları nasıl yapacağımız konusunda, nasıl para biriktireceğiz, nasıl dolar ortalama maliyet yapacağız, nasıl tasarruf edeceğiz gibi alanlarda, bir yandan da gelirimizi büyütmek için yan iş nasıl yaparız? Çünkü yatırım yapmak için gelirimizin giderimizden yüksek olması lazım. Bütün bu konuları kapsayan bir kendime özgü bir niş alan buldum. Ve bu niş alan başarılı gidiyor şu anda. Dün Kadıköy'de bir işim vardı. O kadar çok insan vapurda Kadıköy'de yürürken yanıma geldi. Bora hocam biz sizi takip ediyoruz dedi ki demek ki doğru bir anı yakalamışım. Bu benim doğru nişim. Ben doğrudan doğruya bir teknik analizci olamazdım. Ben bir ekonomist değilim. Bütün bunlar değil. Ama bulduğum boşluk bir yandan teknoloji geleceği anlayan, bir yandan insanların bu alanlara para ayırması için yapmaları gereken yan iş kurma, tasarruf etme gibi konuları anlayan ve bir yandan da yatırım fırsatlarını özellikle teknoloji tarafında görebilen, yorumlayabilen bir insan olarak ortaya çıktım. Ve bütün bunları kombinleyince de işte bugünkü YouTube kanalımız ortaya çıktı. Sizin de kendinize özgü böyle bir niş bulmanız gerekiyor. Biraz kuantum fiziğine meraklıysanız eminim bilenler vardır. Etrafımızda her an olasılıklar var. Biz neye odaklanırsak oraya doğru gerçeklik çöküyor. Yani aslında gerçekliğimizi kendimiz biraz belirliyoruz galiba. Bilmiyorum bunu gerçek hayattaki her yere adapte edebilir miyiz ama eğer biraz önceki soruları iyi yorumlar, iyi düşünür, üzerine iyi kafa yorarsanız onları çökertebileceğiniz bir niş pazar, bir niş ürün bulmanız gayet yüksek ihtimal. İşte bu da sizin ilk adımınız olacaktır. Bu ilk başlarda süper net olmayabilir. Ne yapmanız lazım o halde? Hemen üretmeye başlamanız lazım. Mesela insanlara işte benimki gibi belli alanlarda tavsiyeler verebilecek birisi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yazmaya başlayın en basitinden. Yani belki video size zor gelecek, podcastler kurmak zor gelecek. Yazarak da başlayabilirsiniz. Çok basit başlanabilir bu işlere. Ve sonra bakın bakalım o düşündüğünüz nişin bir karşılığı var mıymış? İnsanlar gerçekten buna talep gösteriyor mu? Geçen videomda anlattığım o 1000 fanatik müşteri, o 1000 size gerçekten hayran insanı burada yaratmanız mümkün mü? Ondan sonra hayat gerçekten çok çok kolaylaşıyor. Hangi yan işi kuracağınız, nasıl bir ek gelir yaratacağınız büyük oranda kendinizi tanımanızla ilgili. Maalesef çoğumuz kendimizi çok iyi tanımıyoruz. Umarım bugünkü bu küçük egzersiz ve bu sorular kendinizi biraz iyi daha iyi tanımanıza ve buradan da kendi yan iş bulmanıza yardımcı olmuştur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.